Bay dostum, çok iyi iş çıkardın. Bir gecede milyoner oldum. Sana minnettarım. Teşekkür ederim. Şu an mücevherleri aldık. İleride seni değil milyoner, milyarder yapmazsam benim adım Faruk Dil. Ama bir şartla. Ne şartı? Durum şu andan itibaren 50-50. Sen aklını mı kaçırdın? Senden mi esirgeyeceğim? Ne istersen o olacak. Bak, A planı başarılı oldu. Şimdi sırada B ve C var, tamam mı? Diğerlerini de çok dikkatli bitirmeliyiz. Anlaşıldı mı? Ve bunları tek başına yapmak zorundasın. Karından imza almalısın. Hepsi buna bağlı. Çek defteri ve evrakın hazır, değil mi? Evet, hepsi hazır. Onlarla ne yapacaksın? Hiçbir şey yapmayacağız. Bu bir ilaç. Günde bir tane. Çaya ya da suya. Endişelenme. Zehir değil, yatıştırır. Bunu kullanırsa gün boyunca uykulu olacak. Ve bundan yararlanarak ondan imza alacaksın. Bu zor. Ama imkansız da değil. Vize evrakı olduğunu söyleyip imzalamasını sağla. Bunu duyunca mutluluktan okumadan imzalayacaktır. O kadar saf bir kız değil. Çok kurnaz. Öyle mi? Biz saf mıyız? Biz ondan çok daha kurnazız. Şimdi bunu nasıl ve hangi zamanda yapacağını anlatacağım. Bu ilacı 2-3 gün boyunca veriyorsun. Yavaş yavaş buna alışacak ve zamana gelince bu işi kökünden bitirecek. Böylece biz de birkaç gün içinde milyarder olacağız.
Endişelenme. Zehir değil, yatıştırır. Bunu kullanırsa gün boyunca uykulu olacak. Ve bundan yararlanarak ondan imza alacaksın. Bu zor. Ama imkansız da değil. Vize evrakı olduğunu söyleyip imzalamasını sağla. Senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. Birikimim gitti, takılarım gitti ve sen hiçbir şey yapmadın. Bak, ben yapmam gerekeni yaptım. Başka ne yapabilirim? Benim hatam. Senin lafını dinleyip kasadaki takılarımı almamalıydım. Eğer böyle bir talihsizlik yaşayacağını bilsem, o takıları kasadan alıp eve getirmeni ister miydin? Bak, artık olan oldu. Ve Allah'ın izniyle bu kaybı telafi edeceğiz. Yarın gidip belgelerini elçiliğe teslim edeceğim. Sonra da buradan gideceğiz. Gör bak, Londra'da çok iyi bir hayatın olacak. Ve sana öyle setler alacağım ki bu takıların hepsini unutacaksın. Kesin öyledir. Bana daha düğünümüzde bile bir şey takmadın. Sonrasında ne aldın? Orada da aynı olacak. Sen benim karımsın. Mal varlığımı biliyorsun. Ve banka hesabımda çok fazla para var. Dinle beni. Bu salgın yüzünden uzun süre burada kaldım. Yoksa çoktan gitmiş olurdum. Ama şimdi birlikte gideceğiz. Uçuşlar açılır açılmaz yurt dışına çıkacağız. Vize alabilecek miyim? Elbette, niye alamayasın? Ben İngiliz vatandaşıyım. Tamam, ağlama artık. Al. Bak, senin için çok özel bir çay hazırladım. Şu an canım çay içmek istemiyor. Hadi iç lütfen. İyi gelir.
Kiran, bu baş ağrın için ilaç. İç hadi. Gerçekten çok uykulu hissediyorum. Neredeyse tüm gün uyudum. Ne olmuş? Uyku iyileşmeni sağlar, kötüleşmeni değil. Ayrıca niye yemek yemedin? Hiç aç değilim. Lütfen biraz dinlenmek istiyorum. Sen git. Bu açlık grevi takılarını geri getirmeyecek. Bir de yarın elçilikten bir telefon alacaksın. Tamam mı? Biraz daha iç. Yeter. Sen bütün evrakımı hazırladın mı? Evet, bütün evrak hazır. Sadece senin imzalaman kaldı. Onları hemen imzalayacağım. Şu an değil. Önce yemeğini ye. Sonra rahatça imzalarsın. Şimdi bu ilacı 2-3 gün boyunca veriyorsun. Yavaş yavaş buna alışacak ve zamanı gelince bu işi kökünden bitirecek. Böylece biz de birkaç gün içinde milyarder olacağız. Birikimim gitti, takılarım gitti ve sen hiçbir şey yapmadın. Bak, ben yapmam gerekeni yaptım. Başka ne yapmamı istiyorsun? Benim hatam. Senin lafını dinleyip kasadaki takıları almamalıydım. Eğer böyle bir talihsizlik yaşayacağını bilsem, takıları kasadan alıp eve getirmeni ister miydim? Bak, artık olan oldu. Ve Allah'ın izniyle bu kaybı telafi edeceğiz. Yarın gidip belgelerini elçiliğe teslim edeceğim. Sonra da buradan gideceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.